Bugün 27 Nisan, saat kaç? 7.40. Bodrum Havaalanı'na geldim. Türkiye'nin ilk oyunu kullanabilmek için sabah 6'da kalktım. Birazdan oy kullanma alanına gideceğim. Yetkilileri bekliyorum. Saat 8 olduğu zaman direkt oyumu kullanacağım. İnşallah ilk kullanacağımız oy siftah bizden, bereket Allah'tan olsun sloganıyla oyumuzu kullanacağız. Yürüyelim. Yetkililerin gelmesini bekleyelim. Hemen 8 olduğu zaman Türkiye'nin, devletimiz ve milletimizin hayrı için Türkiye'nin ilk oyunu kullanalım. Gidelim. Pasaportumuz yanımızda, kimliklerimiz yanımızda. Evet, oy kullanma alanımız burası. Yetkilileri bekliyoruz. Saat 8 olduğu zaman live canlı yayında yapacağım Facebook sayfamda. Saat 8'de inşallah Türkiye'nin ilk oyunu hayırlısıyla kullanacağız. Devletimize, milletimize hayırlısı olsun inşallah. Evet, şu an Bodrum Milas Havaalanı'ndayım. Dış hatlarda saat 7.44, yaklaşık 15 dakika sonra resmi olarak oy başlayacak. Bu vesileyle Türkiye'nin ilk oyunu kullanmak için geldim. Görevliler hazırlanıyorlar zaten orada. İnşallah devletimiz, milletimiz için hayırlısı olsun. Siftah benden diyeyim, bereket Allah'tan olsun. Oyumuzun rengi bellidir belki de ama sonra da yine çeker video söyleriz inşallah. Ama her şey önce milletimiz, devletimiz, milletimizin, devletimizin bekası önemli olan. Neyse, birazdan saat 8'e doğru canlı yayında yapacağız, orada da konuşacağız. Hayırlısı olsun hepimiz için. Bodrum Milas Uluslararası Havaalanı'ndan herkese selamlar. Bugün 27 Nisan, yurt dışında yaşayanlar için oy kullanma başlamıştır. Bundan dolayı sabah 5'te kalktım. Türkiye'nin ilk oyunu kullanabilmek için sabah 5'te kalktım, geldim. Yaklaşık 7'den beri havaalanında bekliyorum, görevliler geldi. Hemen hemen hazır. Şu anda saat 7.56 civarında da büyük ihtimalle. 4 dakikamız var. Öncelikle tabii ki kullanacağımız oy ve Türkiye'nin ilk oyu milletimiz ve devletimiz için hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun. Burada ebedi olan, kalıcı olan millet ve devletimizdir. Şöyle de bir şey diyelim tabii. Siftah benden olsun, Türkiye'deki 2023 genel seçimlerimiz. Bereketli Allah'tan olsun. Duamızı ettik, sabah namazımızı da kıldık. Kullanacağımız oy hayırlı olsun diye. İnşallah devletimiz, milletimiz için hayırlı olur. Bizim için önemli olan, devletin en önemli olan, devletin bekasıdır. Kalıcı olan devlettir, kalıcı olan millettir. Bu seçimde olduğu gibi Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş tutar gibi bir takımı tutmaktansa bütün bu yaşıma kadar olan bütün seçimlerde aynı. Devletimiz, milletimiz için kim hayırlıdır? Ona oy vermek lazım. Kişisel sevgi veya kızgınlıkları her zaman bu tür seçimlerde bir kenara bırakıp sakin düşünmek, devletin, milletin geleceğini düşünmek lazım. Bundan dolayı da biz de devletimizin, milletimizin bekası için biz ve bizden sonraki neslimizin daha rahat yaşaması, dünyada laf dinleyen değil de kanunları koyup laf dinleten, bütün mazlumların da hakkını koruyacak güçlü bir devlet olabilmesi için, aynen binlerce yıl olduğu gibi, bunları ve birçok tabii ki nedenleri düşünerek, hesap, kitap, matematik yaparak, her türlü medyaya bakarak, bütün kıyaslamaları yaparak, aklımı ve vicdanımı da kullanarak oy kullanacağım. Çünkü bunlar taraftarlık yaparak oy kullanacak durumlar değil. Bunların ne kendimize, ne millete, ne devlete, ne de dünyadaki diğer Türkiye ve ezilen Müslümanlara ve Türk ve Müslüman olmayan başka ırkta olan mazlumlara faydası olmaz. İnşallah hayırlısı olur. Galiba birkaç dakika sonra saat 8 olacak. Bekliyorum.
hayırlısıyla içeriye girip oyumuzu kullanacağız. Milletimiz kazansın, devletimiz kazansın, demokrasi kazansın. Türkiye'mizin ve burada bu arada tüm yurt içi ve yurt dışındaki oy kullanacak seçmenlerimize benim ilk oyu kullanacak kişi olarak ricam. Bu seçimde zaten dünyada seçimlere en yüksek katılım gösteren ülkeyiz. Bu konuda demokrasi icat edenlerden daha iyiyiz pratikte. Ama bu seçimde hemen hemen %100 katılımla inşallah herkesin oy kullanmasını istiyorum. Ve oy kullanmadan önce dediğim gibi kafaya birkaç ay önce veya seneler önce ben bu partiyi kullanıyorum. Kullanacağımdan çok bütün aklımızı ve kalbimizi kullanarak, bütün gerçekleri önümüze koyarak, nasıl ki bir sınava, üniversite sınavına, hayatımız için dönüm noktası olan üniversite sınavına hazırlanıyorsak, bence bu seçimde aynı mantıkla her şeyi çok ince detaylarıyla inceleyip hayırlı ve doğru kararı verip o şekilde oy kullanalım. Çünkü bence bu seçim sıradan bir seçim değil. Ne geçmişteki 50-60 yıl, ne bundan sonra gelecek 40-50 yıl içinde olacak seçimler gibi değil. Bu seçim bence bu 5 yıl şu anda bölgemizde ve dünyada olan gelişmeleri göz önüne alırsak önümüzdeki 100 yılı yine ya 100 yıl boyunca yaşadığımız gibi ya da artık yine Selçuklu, Osmanlı atalarımızdan geldiği gibi artık dünyaya adaleti, hakkı dağıtıp rahat yaşayacağımız bir 100 yıl mı olacak? Bunun kararını vereceğiz. Bunun için mutlaka üniversite sınavına hazırlanır gibi sınavdan önce her şeyi çok iyi inceleyip düşünüp o şekilde karar verelim. Ben öyle yaptım. Öyle karar verdim. Bu şekilde geleceğim. Saat 8 oldu. Türkiye'nin ilk oyunu kullanmaya gidiyorum. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Devletimiz için hayırlısı olsun. Artık layıklı sonlar diliyorum.